Ege ve Akdeniz sahilleri doldu taştı ama İstanbul'un da tatil beldelerinden aşağı kalır yanı yok. Şimdi Poyrazköy plajına gidiyoruz. Bakalım İstanbul kıyı şeridinde neler oluyor, günübirlik tatil ne kadara mal oluyor? İbrahim, plaj yetkilisiyim. İnsanı, doğası, kumu ve güneşiyle Poyrazköy plajının çok özel görüntüleri Magazin 8'de. Zeki Müren'le burada çok yüzdüm. Çok eğleniyoruz şu an. Magazin 8, Türkiye'nin dört bir yanında tatil manzaralarını, yazın nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın çıkışında, Anadolu yakasında, İstanbul'a yakın, temiz ve nezih bir plaj. Poyrazköy plajındayız. Özcan 14 yaşında. Adım Özcan. Ben bisikletleri kiralıyorum, deniz bisikletlerini. Bisikletler ondan soruluyor. Ta Almanyalardan, Amerikalardan, Rusya'dan turist kafileleri gelip Boğaz'da deniz bisikleti yapıyormuş. Köyümüze gelen, turlarla gelen kişiler, ondan sonra arabasıyla gelenler, yani yabancılar daha çok. Poyrazköylü Özcan bizi de deniz bisikletine davet ediyor. Abla gel hazır. Poyrazköy'de bir deniz turu yapacağız. Önden biraz daha rahat. Şuradan mı? Düşmeyeyim bak. Yok yok. Sen de yanımda olacak mısın? Olacağım. Demir alma vakti. Tam yol ileri diyeceğiz ancak önemli bir kuralı unuttuk değerli izleyenler. Abla dur, can yeleğini de giydireyim. Neden? Ben yüzme biliyorum. Şöyle bir kısa tur atalım bakalım. Deniz turumuz bitti. Biraz sahilde takılalım. Aman Allah'ım, şu güzelliklere bakar mısınız? Dünyalar güzeli iki hanımefendinin keyfi herhalde kimsede yoktur. Poyrazköy plajı hakkında biraz daha bilgi alalım. Buralarda kuş uçsa, kervan geçse haberi olan beyefendi adını, daha doğrusu lakabını kendisinden duyalım. Kelle İbrahim, plaj yetkilisiyim. Kar topu da yatmam, insanlara çiçek atıyorum efendim. İbrahim amca, o çiçeklerden biz de görürüz umarız. Dört kuşaktır Poyrazköy'de ne anılar yaşanmış, ne hatıralar kazınmış yürekler, ah bir bilseniz diye söze devam ediyor. Babam, annemin doğduğu ev şurası, denizin içi. Babam da Mustafa Kemal Atatürk'ü 12 yaşındayken burada 3 saat dolaştırdı. Arkamdaki heykelin önünde yazar babamın ismi. Çok eski. Gelelim şu lakap meselesine. Neden Kelle İbrahim derler? Ha, ben spor yaptım. Çok seviyorlar beni herhalde. Ben de İstanbul Konservatuarı, İleri Türk Konservatuarı, Şemsi Yastıman Ödevi, Fatih bilmem ne, Üsküdar mı, yıllarca böyle müzikle uğraştım ama bir kuble söyleyemiyorum efendim. Merhaba diye. Allah rahmet eylesin. Zeki Müren'le burada çok yüzdüm. Barış Manço'yla Allah gani gani rahmet eylesin. Zeki Müren beni keşfet, gözlüğümü çıkarayım, böyleyim, böyle değil mi efendim? İbrahim amca, her halinle yakıyorsun. Şu lakap nereden geliyor, onu dinlesek sizden. Kelle, ha, yine bu plaja böyle küçük çocuktu. Efendim, arkamdan bir vatandaş gelip ensemden çek, kelle diyor. Böyle kelle İbrahim, nerem benim kelle ya, minyon tip diyeyim efendim. Poyrazköy'ün insanı da, toprağı da güzel. Bir de duyduk ki Poyrazköy'ün simidi de çıtır çıtırmış. Evet, çıtır çıtır simitler, devrek. Ahmet Bey buraların meşhur simitçisiymiş. Ben Beykoz Çayı simitçisiyim, Ahmet. Plajlarda simit mi satıyorsun? Evet abla, Poyraz'da simit satıyorum, plajda çukurlar simit satıyorum abla. Bu simitlerin hepsi bitene kadar Ahmet Bey plaja arşınlıyormuş. Oo, ağır. Çok ağır abla. Sen bunu günde kaç saat taşıyorsun? Abla, 2-3 sene satıyorum abla, ne yapayım? Günde kaç saat? Aşınma kadar, saat 8'e kadar çalışıyorum abla. Günde kadar bu kolunda değil mi? Evet, aşınma kadar çalışıyorum abla, ekmek parasıyla. 1 lira 25 kuruş simidin fiyatı. Hazan da simit satmaya çalışıyor ama kibarlığına bakar mısınız? Sanki 7 yıldızlı bir restoranda istakoz servisi yapan garson kadar kibar Hazancığımız. Tutabilecek miyim bakalım? Simit isteyen var mı arkadaşlar? Simit! Neyse, at binenin, kılıç kuşananın diyor, çay tepsisinde mısır olur mu demeyin. Hem de bal gibi oluyormuş. Merhaba. Süt mısırları arabada değil, elinde mi satıyorsun? Araba da satıyoruz, önde de satıyoruz. Araba yürüyelim. Kuma giremediği için biz de tepsiyle geziyoruz. Yapmayın beyler, o arabanın kuma girmiş halini geçen hafta Kilyos'ta görmüştük.
Neyse, Poyrazköy'e dönelim. Gençler komşuymuş ve harçlık peşindeymiş. Adım Enes. Kardeş misin? Yok. Komşu. Aynen, komşuyuz. Bu köyde yetişen mısırlar mı? Hayır, Adapazarı'ndan geliyor bize. Adana'dan, Adapazarı'ndan. Biz pazardan satın alıyoruz. Gençlere bir de günlük cirolarını soralım. Bize kalsın. Peki, hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Vay vay vay. Şimdiden meslek sırları oluşmaya başlamış. Hadi bakalım, hayırlı işler, bol satışlar diyor. Biraz serinleyenleri ve Poyrazköy'de yüzenleri görüntülüyoruz. Poyrazköy şehir dışından tatilcileri de misafir ediyor. Tatile geldik. Nereden geldiniz? Zonguldak'tan. Zonguldak. Evet. Burada yazlık alan mı? Yok, burada ailem var. Biraz geç oldu tatil bizim için. Pembeler içinde olan minik kızı Öykü de tam bir deniz aşığıymış. İsmi nedir kızınızın? Öykü. Kaç yaşında? 2 yaşında. Öykü, merhaba. Seviyor mu denizi? Çok seviyor, çıkamıyor hiç. Korkmuyor musun? Yok. Kendine güveni tam yani. Öykü röportaj vermek, tatille ilgili açıklamalarda bulunmak istemiyor. Söylüyor mu? Söylüyor. Şimdi yabancı görünce böyle yapıyor. Küçük adı Öykücüğüm. Öykü güle güle de abla gidiyor. Öykü'yü kızdırdık. Biraz yüzsün bari. Denize ayakları değdiğinde hemen sakinleşiyor. Merhaba. Beren Hanım da denizden yeni çıkmış, havlusuna sarınmış. Beren. Efendim? Beren. Beren. Kaç yaşındasın Beren? 2. Ne kadar güzel. Yüzüyor musun? Evet. Seviyor musun burayı? Evet. Kiminle geldin buraya? Annemle. Poyrazköy'de denizde bir sınır bulunuyor. Mantarlarla belirlenen bu sınırı geçmemek ve tehlike yaşamamak gerekiyor. Herhangi bir tehlike karşısında Poyrazköy plajının can kurtaranları tetikte. Ama bazı durumlardan şikayetçiler. Buralarda hani sürekli insanların iyiliği için çabalıyoruz ama insanlar genelde yanlış da anlayabiliyorlar tabii. Mesela denizi izliyoruz. Neden bana bakıyorsun gibisinden. Halbuki haberleri yok ki biz. Hani olası bir tehlikeye karşı önlem için bakıyoruz herkese. Sabır diliyor, kolay gelsin diyor ve İzmirli Gizem'in yanına geçiyoruz. İzmir'den mi geldin? Evet. Ta İzmir'den Poyrazköy'e gelmiş. Ama aklı da kalbi de Ege'de kalmış. İzmir'e geldi. İzmir'in ama Kuşadası tarafındayız. Onun denizi daha güzel ama yani burası da güzel bir yer. Buraya ne için geldiniz? Buraya tatil yapmak için geldik, geziyoruz öyle. Tabii buralarda da aşık olunacak detaylar varmış Gizem için. Denizini sevdim, köprüsünü, sonra arkadaşlarımı seviyorum en çok. Burada oldum. Beykozlu Pınar Hanımsa çok şanslı. Güzel, Beykozlu'yuz zaten, tatil olarak görmüyoruz yani. Her gün buradayız, memnunuz.